Herkese merhaba, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu video yarından itibaren 4 günlük bir vlogu kapsayacak. Bu vlogu daha çok size Mimarlar Odası'nın düzenlediği mekan sempozyumunu göstermeye çalışacağım. O zaman videoya geçelim. Arkadaşlar şu an sanat merkezinde piyano konserine gidiyoruz. Orada görüşürüz. Şu an piyanodan çıktık. Size bu piyanoyu anlatayım birazcık. Bu Mimarlar Odası'nın düzenlediği piyano günlükleri de bir etkinlik. Ve bu bugün 12 Aralık. 15 Aralık'a kadar bu etkinlikler devam edecek. Biz buralara geleceğiz sürekli. Onları da çekeceğim size. Şu an yurda gidiyorum. Yarın matematik quizim var. Ona çalışacağım biraz. Sonra görüşürüz. Yurda geldim ve matematik quizine çalışmaya başlıyorum. Bu quiz gerçekten önemli bir quiz. O zaman ben çalışayım, siz beni izleyin. Şu an okuldan çıktım. Mimarlar Odası'nın sempozyumu var. Oraya gidiyoruz. Öyle. Burası da okul. Arkadaşlar merhaba, bugün 3. gün. Bugün vlog çekemedim çünkü 3 tane sempozyuma girdim, 3 tane konferansa girdim. Oralarda da çekmek çok olanaklı değildi, o yüzden çekemedim. Bugünü size özetleyeyim birazcık. İlk olarak saat 1'de Sokak Sanat ve Mekan Sempozyumuna katıldım. Orada bu konularla ilgili bize bilgiler verdiler. İkinci olarak bir yarım saat aranın ardından ikinci olarak saat 2.30'da Yeni Türkiye ve Mekan isimli sempozyuma girdik. Ve son olarak da 5'te Mekanın Morfolojisi adlı konferansa katıldık. Burada üniversitedeki hocamız sunum da yaptı. Onu da izlemiş olduk. Bu sempozyum gerçekten önemli bir etkinlikti bizim için. Burada konulardan ziyade bize daha ağırdı bu konular. Konulardan ziyade sunum yapmayı, nasıl sunum yapılır falan onları öğrendik. İnşallah yararlı olmuştur diye umuyorum.
olduğunu da inanıyorum. Yani bugün böyleydi. Yarın görüşürüz. Yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Bugün 4. gün. Bugün şimdi çıkıyorum ve sanat merkezine gideceğim. Orada Cengiz Bektaş'ın konuşması var. Onu dinleyeceğim. Ondan sonra sinemaya gitmeyi düşünüyoruz. O zaman çıkalım. Bu sokakta biz çok mutlu oyunlar oynadık. Bugün hala o mutluluğu duyuyorum. Bana lütfen bir takım belgeler, bilgiler yollayın, bir gazetede köşe yazarıymış. Ben bunu yaymak istiyorum diye. Sonra da bir hanım telefon etti. Bir hanım daha. Benim için bu diplomaların en değerlisi. Ben bir mutlu çocukluk yaşatmışım. O mutlu çocukluğu hala sürdürebiliyor. Mimarın başka hiçbir anlamı yoktur. Hiçbir önemi yoktur. Güzel bir cephe yaparsanız el alem için yaparsınız. Siz görmezsiniz o cepheyi. Çevreden geçen insanlar görür. Bu mimarlık değil. Arkadaşlar şu an mucize filminden çıktı. Çok güzeldi, çok beğendik. Ama ben ilkini daha çok beğendim şahsen. Aynı kişiler olsa belki daha iyi olurdu ama aynı kadro değildi bu seferki. Ama yine de güzeldi. Şimdi yurda gidiyorum. Evet, arkadaşlar yurda geldim şimdi. Umarım bu 4 günlük vlog hoşunuza gitmiştir. Gerçi dün çekmeyi unuttum. 3 gün gibi sayılır ama neyse. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videomu beğenip abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.